Evet sevgili dostlarım, hepinize Bünyan Salı Pazarı'ndan sevgiler, saygılar sunuyorum. Karlı bir Bünyan günü var ve Salı Pazarı şu anda arka planda zannediyorum görüntüye gelecek. Biraz sonra kamerayı değiştireceğim. Kara rağmen, ondan sonra soğuğa rağmen insanlar Bünyan Salı Pazarı'ndalar. Biz de Atilla Akkoyun'un misafiriyiz şu anda. Onunla da söyleşte bulunacağız. Ama tabii öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki yani kar bizim memleket için çok önemli. Yani yağmur, tamam yağmur da çok güzel bir şey, ama kar yağması demek, özellikle bizim yüksek kesimlerimizde, dağlarımızda, tepelerimizde kar olması demek bereketin manasına gelir. O kar belli bir süre kalacak, bahar mevsiminde peyderpey yavaş yavaş eriyecek, toprağı hep nemli tutacak, ıslak tutacak ve altından da inşallah bereket fışkıracak. Böyle umutlar içindeyiz. Şimdi efendim, ben bu rahmetin, bu bereketin altında geçen Salı Pazarı'ndan size görüntüler sunacağım inşallah. Ayrıca şöyle ifade edeyim. Bünyan Salı Pazarı'ndaki görüntüler etrafında bugünkü gelişmeleri, ülkemizdeki gelişmeleri de kısmen değerlendireceğimizi zannediyorum. Ondan sonra biliyorsunuz dünden beri oldukça olağanüstü durumlar yaşanıyor memleketimizde. Evet, inşallah her şey hayırlara vesile olsun istiyoruz. Ve şimdi şöyle bir dönüş yapalım inşallah. Gülümsel abi, Sıkar Hacı abimin etikleri varmış. Mandalinden başta 2 kilo, 2,5 kilo yabonluyalım olsun. He. 2,5 kilo güzel mandalin yap abi. Hadi abiler, hadi abiler! Nereden biri geldi be? Geldiler, geldiler, geldiler! Set toplama. Para değil yani. Bak işte bak. Domates, domates. Diyor ya. Evet Atıra. Bekliyorum seni. Hadi gel. Hocam. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar. Fiyatlar normal ya. Bakalı da değer, ucuz da değer. Vatandaş yiyor. Kütür kütür zalatalık yiyor hocam. Öyle mi? Abi. Ne kadar, biraz söylesene fiyatlardan haber ver. Mesela kaç, hangisi ne kadar? Zalatalık 10 lira. Evet. Mandalin, portakal kilosu 5 lira.
Evet. Yani gelen biraz zamlardan dolayı yani normal yani. Öyle fazla bir baharlılık yok yani. Evet. Kurum 10 lira, muz 10 lira, limon 5 lira hocam, elma 5 lira, havuç 5 lira, karalahana 5 lira, tut 5 lira, kabak 10 lira. Kabak ayrıcalığı var, kabak. Evet. Peygamber yemeğimiz kabak. Yani 10 lira hocam. Normal diyorsun yani. 3 öğün yiyebilin kabağı. Sabah, öğlen, akşam mideyi yormaz. Evet, evet. Boş tutar. Evet, evet. Kanlı bahar 5 lira. Dolma biber 10 lira. Kıl biberimiz 15 lira. Özel yani. Evet. Acısız. Pırasa 5 lira. Yille. Organik. Vereyim mi? Ispanağın 3 bağı 5 lira. 10 lira pardon. Evet, kilosu 5 lira. Nasıl şey nasıl peki pazarın durumu nasıl? Bugün kar yağışı var. Şimdi, rahmet yağıyor. Rahmet yağıyor, bereket yağıyor. İnşallah bereket yağsın. İnsanlar da hocam köylerden işte kasabalardan sağdan soldan gelen esnaflar, pazarcılar olsun, köylüler olsun, bizim yerli halkımız olsun. Yani pazara daha henüz erken olduğu için tam vatandaş müşerek etmedi. İnşallah öğleye yakın hareketlenir. Çocuğu, herkes evin işini gördükten sonra pazara çıkacak. Pazar coşacak hocam. Allah'ın izniyle. İnşallah. Pazar coşacak. İnsanların yüzü gülecek. Yani alan da, satan da, yiyen de memnun kalacak her şeyle. Ne kadar güzel, ne yani kadar güzel. Hayat, hayatı seversen, yaşarsan güzeldir. Evet. Zam da gelse, şey de gelse, dolar da yükselse bizi etkilemez hocam. Biz Türk milletiyiz. Allah'ın izniyle. Dolar istese 50 liraya çıksın yani. Evet, evet. Atilla hiç hayırlı pazarlar olsun. Sağ olun hocam, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim hocam. Siz de iyisiniz. İyiyiz vallahi, çok teşekkür ederiz. Bize desteğimizi, dayanıklılığımızı her zaman için veririk. Yani Türk milleti olarak, Müslüman olarak birbirimize, vatandaşlarımıza kim zordaysa yardımda bulunuruz hocam. Bizim özelliğimiz bu. Paylaşmasını da biliriz. İnsanlara sıkıntısı olana, derdi olana da koşarız yani. Önemli evet. Olan pazarımızın hareketliliği. Parası olan da alıyor, olmayan da alıyor hocam. Anladım. Her şey para değil bizim için. Önemli olan insanlık ve güzellik. Çok, çok güzel bir mesaj bu. Çok güzel bir mesaj. Gerçekten. Önemli olan insanların kaynaşması, Müslümanlığımızın yani bunları insanlara, dışarıya, Avrupa'ya bildirmemiz. Evet, evet. Yani biz sıkıntıya da girsek gene ayakta kalırız Allah'ın izniyle hocam. Yani diyorsun ki Türk milleti... Yıkamazlar, Türkleri yıkamazlar. Ne olursa olsun, ne zam gelirse gelsin yıkamazlar. Önemli olan bizim dik durmamız, birbirimize destek çıkmamız, birbirimizi kollamamız bize yeter. Kimse yıkamaz Türk'ü. Anladım, anladım, anladım. Müslümanlar Allah'ın izniyle kimse bir şey yapamaz. Anladım. Evet, gelsene evet. De sokak canlı yayına hocam. Evet, rahmet de yağıyor bir taraftan, rahmet devam yağacak. Ediyor. Allah'ın izniyle yağacak, bet bereket yağıyor. Evet. Bet bereket olmazsa hiçbir şey olmaz. Buğday, su, her şey tarımsal. Evet. Evet. Ama pazarda çok etkilememiş gibi değil mi? Pazar etkilenmez hocam. Burası zaten her şey belli. İnsanlar evet. Da belli. Gelen vatandaş da belli. Her kasabanın, her ilçenin, her şehrin bir potansiyeli var. Evet. Zam da gelse o insan pazara çıkacak, bir kilo bir şey alacak en azından. Evet. Pazarcıya önemli olan Şahu ayakta baba, tutuyor. Şahu baba, hoş geldin Şahu baba. Selamünaleyküm. Aleykümselam Şahu baba. Evet. Kusura bakmayın, müşteriler gelip gittiğinden biliyorum, ilgilenemiyoruz. Biz de o hareketliliği hareket, seviyoruz zaten. Evet. Hiç sıkıntı yok. Sana öyle dayıcığım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim hocam. Soğukta geçim mücadelesi. Bir taraftan da rahmet yağıyor. Evet. Çok şükür karımız da yağdı. Bereketimiz de geldi. Pazarda hareketleniyor. Pazarımız da güzel. Çok şükür herkes kısmetini alacak. İyi maşallah, iyi maşallah. Cenab-ı yani, Allah rızkı gönderir inşallah. Evet, evet. Bir taraftan da dövizde de bir düşüş oldu değil dövizlerde mi? Dövizlerde de iyi düşüş olmuş. Nasıl değerlendiriyorsun? Menfaatçiler gördü, yaptıklarını gördüler. Kredi çekip dolara yürüye bağlayanlar. Ne diyeyim hocam, ben bir şey branşım değil. Alanı dışında. Tamam, o konu. Tamam, evet, evet. Vallahi hocam şeytanlık fazla şunu da, sürmez. Şunu da, evet. Aramın binası olmaz hocam. Peki, peki. Var mı başka bir diyeceğim? Teşekkür ederim özellikle hocam. Özellikle dışarıdaki hemşehrilerimiz izliyorlar. Hemşehrilerimizde bol bol selamlar, saygılar. Peki, peki.
Çok çok teşekkür ediyorum. Avrupa'ya selam. Çok sağ ol. Her şeye devam. Peki, peki. Hocam, çok çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanetsiniz. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Kusura bakma. Estağfurullah. Tabii tabii, o hareketliliktir bizi mutlu eden zaten. Aynen. Hocam, herkese bol bol selamlar. Peki. Evet, sevgili dostlar, gördüğünüz gibi bugün de mesajlarınızı okuyamadım. Çünkü ters bir açıdan kamerayı çalıştırdığım için o açıdan mesajlara yeni yeni görebiliyorum. Ve ondan sonra hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten karlı bir Bünyan sabahından size selam vermek istedik. Ondan sonra inşallah her şey iyi olacak diyorum. Rahmet yağıyor, bereket yağıyor bir taraftan. Bir taraftan da memleketimiz için iyilikler, güzellikler, huzur ve mutluluk diliyoruz. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Allah'a emanet olun efendim.